Hepinize merhaba. Konumuz yer, yön ve hareket. Bir varlığın bulunduğu yeri anlatırken yer, yön bildiren ifadeler kullanırız. Bunlar sağ, sol, ilerisinde, gerisinde, içinde, dışında, sağında, solunda ifadeleridir. Şimdi örneğimize bakalım. Burada havuç tavşana göre nerede? Bunu belirteceğiz. Bunu yaparken de birimlerden faydalanacağız. Havuca doğru tavşanın ilerlemesini sağlayacağız. Bakın buradan bir birim ilerledik. Hangi yöne doğru? Burası hangi yöndü? Sol taraf. Sol tarafa bir birim geldik. Devam ediyoruz. İki birim sol tarafa geldik. Yazalım mı? Havuç tavşanın iki birim solunda virgül. Havuca daha ulaşmadık. Devam ediyoruz. Ne kadar gittik? Bir birim. Ulaştık artık havuca. Hangi yöne doğru gittik? Yukarı doğru. Bir birim yukarısındadır. Yazalım. Bir birim yukarısındadır. Bakın burada havucun tavşana göre nerede olduğunu belirledik. Böyle sorularda İkinci varlıktan başlarız. Bakın havuç ve tavşan yazmış ya. İkinci varlıktan başlarız. Tavşandan başladık. Bir, iki birim sol tarafa geldik. Bir birim yukarı tarafa doğru gittik. Demek ki havuç tavşanın iki birim solunda, bir birim yukarısındadır. Muzun kuşa göre yerini belirleyeceğiz. İkinci yazılan varlık kuş olduğu için kuştan başlıyoruz. Muza kadar geleceğiz. Birimleri sayalım. Önce aşağı doğru inelim. 1, 2 birim aşağısında. Bunu yazıyorum. 2 birim aşağısında. Devam ediyorum. Daha muza ulaşmadık. Sağ tarafa doğru gideceğiz bu sefer. 1, 2, 3 birimde sağ tarafa doğru gittik ve muza ulaştık. 3 birim sağındadır. Bu tür sorularda ikinci yazılan varlık hangisi ise ondan başlıyoruz ve diğer varlığa kadar gideceğiz. Bakın 2 birim aşağı indik, 3 birim sağ tarafa doğru ilerledik. Bir tane ağacımız var. Kedi ve köpek görüyoruz. Cümlede boş bırakılan yerlere ne yazacağız? Buna bakalım. Ağacın sağında nokta nokta var. Hangi hayvan var çocuklar? Sağ ne taraftı? Yüzümü sizin gibi ağaca döndüğüm zaman sağ taraf burası, sol taraf burası oluyor. Bakın sağ tarafta hangi hayvan varmış? Kedi. Yazalım. Birinci boşluğa kedi yazıyoruz. Çünkü ağacın sağı burası ve kedi var. Ağacın solunda bu durumda ne olacak? Köpek. Ağacın solunda köpek var. Çember 4 eşit parçaya bölünmüş ve biz bu parçalara çeyrek diyoruz. Her bir çeyrekte meyveler var. Bizden istenen saat yönünde çeyrek dönüş yapması. Bu çember çeyrek dönüş yaptığında çemberdeki bu çeyrek dilimlere hangi meyveler gelecek onu buluyoruz. Buradaki elma ne olacak? Saat yönünü demek. Sağ tarafa dönmek demek. Bu durumda buradaki elma alt tarafa geçecek. Havuç bu tarafa kayacak, çilek bu tarafa, muz da çileğin yerine geçmiş olacak. Yapalım birlikte. Çilek buradayken elmanın yerine geçecek. Elma bir alt tarafa geçecek. Bakın çeyrek dönüşte bu şekilde olacak yerleri. Muz nerede olacak? Bir de havuca bakalım. Havuç buradayken, bu çeyrek dilimdeyken yan taraftaki çeyrek dilime geçecek ve muz da bir üst tarafa geçecek. Daha sonra bizden istenen yine bu birinci şekle bakarak yarım dönüş yapmak olacak. Birinci şekli yarım dönüş yaparsak ne olacak? Çeyrek dönüşte bir adım ilerlemişti. Bu sefer iki adım ilerleyecek. Yani elma 1-2 burada olacak. Yapalım hemen, yerine koyalım. Ve muz yarım dönüşte iki tane çeyrek ilerleyecek. Çileğin yerine değil elmanın yerine geçecek. Çilek de elmanın yerine değil havucun yerine gelecek. Son boşluğa da havuç gelecek. Bakın ne yaptık? Yarım dönüş yaptık. Yarım dönüş yaptığımızda bu şekilde bir görüntü alacak. Dersimiz bitti. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.